Teala Fetih Suresi 18. ayet-i kerimede bununla alakalı hükmünü indirdi ve dedi ki müminler ağaç altında o peygambere biat ettikleri zaman Allah onların kalbinde olanı bildi, biliyordu. Ve bundan dolayı onlardan razı olmuştur. Allah onların kalbindekini bildi ve onlara huzur ve imtinan yani sekinet ve güven aşıladı. Onları pek yakın bir fetih ile ve zafer ile de müjdelemektedir diyor. Yani Allahu Teala aslında bu Fetih Suresinde kimden bahsediyor? Rıdvan bi'adında bulunmuş, o şecere dediğimiz Rıdvan ağacının altında Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a bi'at eden, elini onun elinin üzerine koyan, bu konuda tereddüt etmeyen Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Ali ve diğer bütün sahabe topluluğu, Hazreti Ali'nin mevcut olmadığı da söyleniyor, diye geriye kalan bütün topluluğun orada olduğunu, hepsini Nebi Aleyhisselatü Vesselam eli üzerine ellerini koyduklarını, bundan dolayı Allahu Teala burada o insanlardan razı olduğunu, onların amellerinden razı olduğunu, onların bu teslimiyetinden razı olduğunu söylüyor. Zaten Fetih Suresi sahabe üzerine inmiş bir ayettir. Allahu Teala açık ve net olarak söylüyor. Aynı keza Tövbe Suresi 100. ayet-i kerimede de Allahu Teala gene sahabeden, ensardan ve muhacirden haber veriyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la beraber hareket eden, onunla beraber bu davaya gönül veren, İslam için mücadele veren, her türlü zulüm çarkına karşı direniş gösteren, yeri gelip savaşan, yeri gelip hicret eden, yeri gelip ensar olan o topluluktan haber vererek, aslında sahabeden haber vererek şöyle buyuruyor. وَسَابِقُونَ أَوَلُ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنْسَارِ وَالَّذ۪ينَ وَاتَّبَاعُوهُمْ بِإِحْسَانِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَاَعَدْ لَهُمْ الْجَنَّاتًا تَجْرِي تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ فِيهَا اَبَدًا ذَٰلِكَ الْفَوْزَ عَظِيمُ Muhacirlerden ve ensarların en ileri ve önce gelenleri, yani Peygamber aleyhissalatü vesselam'a Bedir'de bulunan, ensarla beraber hareket eden muhacir, hepsini kastediyor. Yani Allahu Teala muhacirlerin ve ensarın ileri gelenleri, yani aslında sahabe topluluğunu kasteden ayet-i kerimede bildiriyor. İleri gelen ve önce gelenleriyle birlikte onlara tabi olanlardan Allah razı olmuştur. Yani Allahu Teala bütün sahabeden razı olduğunun haberini veriyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam'a iman etmiş, ona tabi olan bütün topluluktan razı olduğunu haber vermiş. Onlar da Allah'tan hoşnut oldular. Allah onlar altında ırmaklar akan cennetler hazırladı. Onlar orada ebedi kalıcılardı. İşte en büyük kurtuluş da budur diyor. Zaten ayet-i kerime açık ve net olarak Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olan topluluğun cennetlik olduklarını, Allahu Teala'nın onlardan razı olduğunu, aynı keza Allahu Teala razı olduğu gibi onlar da Rablerinden razı olduklarını, altında ırmaklar akan cennetlere konulduklarını açık ve net olarak sonlarını, akıbetlerini haber veriyor. Nitekim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam aşere-i mübeşşere olan bazı sahabe isimlerini veriyor ve Kur'an-ı Mubin'e baktığınız zaman ensar ve muhacirin cennetlik olduklarını, Allahu Teala tarafından geçmiş günahlarının bağışlandığını ve bunların cennete gireceğine dair kesin hükmünü Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın haricinde Rabbül Alemin de veriyor. Ondan dolayı yani kalkıp da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesi hakkında ileri geri konuşmak ancak sapıkların ve sapkınların fikir ve düşüncesidir. Neden diyeceksiniz? Çünkü Hazreti Ebu Bekir Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın neydi? Kayınpederiydi. Hazreti Ömer Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kayınpederiydi. Hazreti Ali Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın damadıydı. Hazreti Osman Zilnureyn dediğimiz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam iki kızıyla evlenmiş Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ehli beytindendi. Ve aynı keza Muaviye'den tutun Ebu Sufyan'a kadar baktığınız anlamda, yani genel anlamda baktığınızda bunların Nebi Aleyhisselatü Vesselam'la bir akrabalık bağları olan insanlar. Ondan dolayı ehli sünnet ve cemaat en itidallı, en olması gerekeni ortaya koyarak ne dediler? Sahabe topluluğu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dostları, akrabaları, arkadaşları olduğundan dolayı aralarındaki ihtilaflarda, aralarındaki fitnelerden dolayı biz ne yapmayız? Hiçbiri hakkında ileri geri konuşmayız. Yani büyük günah da işlese, çok büyük hatalar da işlese biz onlar hakkında konuşmaz. Onları, yani onların hakkında ileri geri konuşarak, onları hakir ederek, onları küçük düşürecek davranış ve fiillerde bulunmayız. Durumlarını Allahu Teala'ya bırakırız. Neden? Çünkü onlar öncüdür. Hem muhacirdirler, hem ensardılar, hem Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la cihada katılmış, hem aynı keza Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı müdafaa etmiş, onunla beraber bütün mal varlıklarını feda etmiş. İslam ümmetinin en faziletlileri, bu dinin en hayırlıları olan topluluktur. Tabi doğal olarak böyle olan insanlar hakkında ileri geri konuşmak, onlar hakkında hakarette bulunmak, onları kötülemek bir müminin vasfı olmadığını zaten ayetler ve hadisler net bildiriyor. Nitekim Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın
Sahih-i Müslim'de, Ebu Davud'da, Tirmizi'nde, Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde verdiği sahih bir hadiste de şöyle buyurmuştur. Ashabımı sövmeyiniz. Yani Resulullah aleyhissalatü vesselam sahabe hakkında diyor, ashabımı sövmeyin. Nefsimi kudret elinde bulunduran Allah'a yemin ediyorum ki, sizden birinizin Uhud dağı kadar altın olsa ve bunu Allah yolunda infak etse, bak infak etse onların iki avuç veya bir avuç miktarınca yaptığı hayra asla ulaşamaz. Bunu Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam sahabe topluluğun geneline söylüyor. Zaten Kur'an-ı Mubin'de de Allahu Teala diyor ki ilk bu işte en önde olanlar. Neden diyeceksiniz? Çünkü bizde şöyle bir kaide vardır. Yani bir insan bir hayra sebep olduğu zaman kıyamete kadar o sebep olduğu şeyden dolayı Allahu Teala'nın melekleri o insanın hanesine hayır yazar. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam ile bu davaya gönül vermiş, hicret etmiş. Peygamber aleyhissalatü vesselam da her türlü zulmün karşısında göğüs germiş, mücadele vermiş, İslam'ı müdafaa etmiş, peygamberimizle hicret etmiş, Nebi aleyhissalatü vesselam'ı savunurken, İslam'ı savunurken şehit olmuş, her türlü zulme maruz kalmış olan o topluluk hakkında illeri geri konuşmak aslında sapıkların, sapkınların, münafıkların, hainlerin, ihanet şebekelerinin kendi vasıflarıdır, başka bir şey değil. Çünkü biz ehl-i sünnet asla hiçbir sahabenin hakkında illeri geri konuşmayız. Hakkında ileri geri konuştuklarımız genelde sahabe değildir. Genelde bu insanlar ya münafıktırlar ya da bu dine çok büyük zararları dokunduğundan dolayı onları kınarız. Ama İslam hukukunda bir takım sapık fırkalar, bir takım takyeci fırkalar gerçekten sahabe hakkında ileri geri konuşurlar. Hatta mesela biz dediğimiz zaman bunlar Hazreti Ebubekir ve Ömer'e düşmanlık ediyorlar. Hemen bize ne diyorlar biliyor musunuz? Hazreti Ayşe annemiz veya Hafsa annemiz hakkında. Ya Şia'nın diyorlar bir kolu yapıyor. Hangisi yapıyor? İngiliz Şiileri yapıyor. Ama çok merak ediyorum. Ben de dedim çok merak ediyorum. Sormadan da edemiyorum. Neden İran'da tek bir Şii ailede bütün İran'daki Şiiler, Irak'taki Şiiler, Yemen'deki Şiiler, aynı keza Kuveyt'teki Şiiler, aynı keza Suriye ve Irak'taki Şiilerde tek bir Ayşe ismi almış bir kızın ismi yok? Neden tek bir Hafsa yok? Neden Ömer, Osman ve Ebu Bekir ismi asla Şia'da yok? Aslında hepsi düşmanlık yapıyor. Sadece bunları tekfir etmeyenler, bunları tahkir etmeyenler, bunlara hakaret etmeyenler de hiç sevgi beslemiyor. Onun için yani Şia'nın mantığı bu. Şia takyecidir. Şia'da namaz ne kadar vacipse, ne kadar namaz onların dini değeriyse aynı keza takye de onlar için böyle kutsaldır, bu kadar değerlidir, vaciptir, farzdır, farz-ı aynın ötesidir. Ondan dolayı asla doğru konuşmazlar. Biz de ehli sünnet ve cemaat asla ve asla sahabe hakkında ileri geri konuşmak, onları hakir etmek, onları hakaret etmek, onları küçümsemek gibi bir davranış içinde bulunmayız. Neden diyeceksiniz? Bize Kur'an'ı onlar ulaştırdı. Aynı keza bize sünneti onlar ulaştırdı. Bize İslam'ın bütün uygulamalarını, fıkhını, şeriatını, hukukunu, her şeyini bize onlar ulaştırdı. Biz dini onlardan öğrendik. Biz İslam'ın muamelatlarını onlardan öğrendik. Biz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam mücadelesini onlardan öğrendik. Yani velhasıl-i kelam İslam adına, din adına, ahlak ve erdem adına ne varsa biz bunu sahabeden öğrendik.